Selamünaleyküm. Bugün tanklarla ilgili çok az bilinen konuları anlatacağım. Bir tankın ana amacı tank patlatmak, uçak patlatmak, sınak yok etmek değildir. Tankların genel olarak ana amacı bir savaş durumunda düşmanların savunma hatlarını yarıp geçmektir ve piyadeleri ezip parçalamaktır. İki, tank aslında bizim bildiğimiz topu olan, zırhı olan, 70 ton olan tanklara denilmez. Tank şu anda gördüğünüz aslında su tankıdır. Peki tank ismi nasıl türemiştir? Birinci Dünya Savaşı'nda ilk İngilizler tank üretti ve tankı savaşta kullandı. Ve Mark 1 tanklarını farklı bölgelere göndermek için telgraf çekiliyordu. Eğer bu telgraflar Almanların eline geçecek olursa İngilizlerin planı deşifre olabilirdi. Bu yüzden şu anda bizim bildiğimiz tanklara su tankı denilmekteydi. Eğer olur da telgraf ele geçirilirse Almanlar durumu çakmasın diye genellikle bu savaş araçlarına yani Mark 1'lere su tank olarak hitap edilirdi. Ve savaş bittikten sonra Mark 1 tanklarına yani tanklara kimse özel bir isim bulma gayretine bulunmadı. Ve günümüzde tank kelimesiyle bilinen savaş araçları tank olarak kaldı. İlk başlarda su tank olarak hitap ediliyordu fakat savaş bittikten sonra su tankı tank olarak değiştirildi. Aslında tanklar da arkadan itiş, önden çekiş ve 4x4'tür. Şu anda işaretlediğim bölümlerden tanklar güç üretir. Bazı tanklar önden çekiştir, bazı tanklar arkadan itiştir, bazı tanklarda bu çok nadir olur. Bazı tanklarda 4 çekerdir. Birçok kişi tankları genellikle tüm tekerlerden güç üretir diyebilir. Fakat bu tamamıyla bir yanılgıdır, yanlıştır. Tankın ker dişisi hariç diğer tekerler sadece tankı taşıma görevini üstlenir ve paletleri germe görevini üstlenir. Tankların ker dişlisi güç üretir. Yani şu anda işaretlediğim sivri yüzeye sahip olan tekerler güç üretir. Bir tankın önden, arkadan veya 4x4 olduğunu yani 4 çeker olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ker dişlilerine bakarak. Örnek verecek olursak M60A3 tankına baktığımız zaman ker dişlisinin sadece arka tarafta olduğunu görmekteyiz. Bu da ne demek? M60A3'lar arkadan itiştir. Yani arka tekeri güç üretir. Merkava tankına bakacak olursak da Merkava tankının ker dişlisi öndedir. Bu da ne demek? Merkava tankları önden çeker bir tanktır. Genellikle bir tankın transmisyonu neredeyse tank o bölümden itiş olur veya çekiş olur. Ve günümüzde birçok modern tankın motoru ve transmisyonu arka bölümde yer aldığı için genel olarak birçok modern tankın ana güç tekeri arka bölümde yer alır. Altay tankının da dahil. Tankın paletleri koparsa 5-10 km ile paletsiz bir şekilde yol alabilir. Bu tamamıyla yanlıştır. Tankların güç tekerleri dikkat ettiyseniz üst bölümdedir. Yani yere hiçbir şekilde temas etmez. Bu yüzden tankların paleti kopacak olursa hiçbir şekilde kendi çabalarıyla hareket edemez. Fakat paletsiz bir şekilde tank insan gücüyle itilebilir. Tabi eğer 50 insan aynı anda çekecek olursa. Tank paletleri çeliktir. Bu tamamıyla yanlış bir bilgidir. İkinci Dünya Savaşı çağlarında tankların paletleri çelik olsa bile günümüzde kullanılan hiçbir tankın paletleri çelik değildir. Çelik yerine kauçuk malzemelerden yapılır. Kauçuk malzemelerden yapılma nedeni tankın stabilizasyon oranını sağlamak. Yani tanktaki titreşimi daha aza indirgemek ve bu şekilde tankın daha stabil gitmesini sağlamak. Günümüzdeki tankların paleti bu yüzden kauçuktur. Ve kauçuk malzemeler daha az ses çıkardığı için tanklar için şu anda daha avantajlıdır. Tankın her tarafı su geçirmeyecek bir şekilde kapatılırsa tank suyun altından ilerleyebilir. Bu yanlış bir bilgidir. Doğru, tankın her yere kapatılırsa, hava girişleri kapatılırsa tank su almaz. Fakat tankın hava alması için tanka bir şnorkel eklenmesi zorunludur. Tankın boyunu aşan bir nehir ve su birikintisi varsa genellikle şnorkel eklenir. Ve tank suyun altında ateş edemez. Ve ayrıca tanklar
suyun altında tamamıyla savunmasızdır. Tankın paletine taş ve benzeri sert cisimler sokarsak tankın paletini attırabiliriz ve tankı durdurabiliriz. 15 Temmuz'da ve sonrasında biliyorsunuz en çok aranan kelime, Google'da aranan kelime tank nasıl durdurulurmuştur. Öncelikle günümüzde kullanılan tankların birçoğu minimum 55 tondur. 55 tonluk bir tankı bir tuğlayla veya bir demir parçasıyla veya önünü kapatarak veya paletlerinde herhangi bir taş sıkıştırarak durduramayız. Çünkü günümüzdeki tanklar 55 ile 65 ton arasında değişmektedir. Ve palet arasına bir taş girecek olursa taş parçalanır gider. Darbe gününde birçok kişi cahilliğinden dolayı zırhlı personel taşıyıcılara yani 10 tonluk araçlara tank muhammelisi yaptığı için bu yanlış bilgi hala doğru olarak bilinmekte. M113 tarzındaki zırhlı araçlar palet bölümüne sert bir cisim sıkıştırılarak durdurulabilir. Fakat 1500 beygir motor gücüne sahip 65 tonluk bir ana muharebe tankını kaldırım taşıyla durdurmak mümkün değildir. Yevli tank topları daha uzak menzilidir. Bu tamamıyla bir yanlıştır. Yevli tank topları yivsiz tank toplarına göre daha kısa menzilidir. Bunun nedeni ise yivler ateşlenen mühimmatın namludan serbest bir şekilde çıkmasını engeller. Bu yüzden yivler atılan mühimmatı daha isabetli yapsa bile menzilini azaltır. Günümüzde kullanılan mühimmatlar kendine has stabilize kuyruklara sahiptir. Yani yivin yaptığı işi burada mühimmatın kuyrukları yapmaktadır. Bunu T90 özellikleri videomda size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu konuyu detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz S90 özellikleri videoma göz atabilirsiniz. Tankların zırhı sadece çelik malzemelerden yapılır. Bu tamamıyla yanlıştır. Tanklarla ilgilenen insanlar muhtemelen kompozit zırhları, çobram zırhları bilecektir. Çobram zırhlar, kompozit zırhlar şu anda üretilen ana muharebe tanklarının ana zırh malzemesidir. Kompozit malzemeler, çobram malzemeler çelik zırhlara göre çok daha fazla dirence sahiptir. Yani çelik zırhlara göre çok daha hafiftir. Hafif olmasının yanı sıra çok daha kuvvetlidir, çok daha güçlüdür. Ve çeliğe göre çok daha hafif olduklarından dolayı günümüzde üretilen tankların zırhı ortalama 1000 mm'ye kadar çıkabilir. Bu tankına göre değişiklik gösterse bile genellikle modern tankların gövde zırh kalınlığı ön tarafta ortalama 650 mm'dir. Taretti ise ortalama 800 ile 1000 mm arasıdır. Tabi bu tankına göre değişiklik gösterebilir. Tanklar bir arabaya göre zemine daha fazla bir basınç uygular. Bu tamamıyla bir yanlıştır. Tankların paletleri tankın ağırlığını paletlere eşit oranla dağıtır. Bu yüzden tank paletlerinin zemine uyguladığı basınç bir arabaya göre daha azdır. Bunun nedeni ise daha demin de belirttiğim gibi paletler ağırlığı, tankın ağırlığını zemine eşit oranla yayar. Araba tekerleri ise arabanın ağırlığını zemine eşit oranla dağıtmaz. Ve ayrıca araba tekerleri daha sivri bir yüzeye sahiptir. Şu an işaretlediğim bölüme bakacak olursanız aracın zemine nasıl bir şekilde basınç uyguladığını görebilirsiniz. Tank paletlerine göre yere daha sivri bir şekilde basınç uyguladığı için araçların saplanma ihtimali tanklara göre daha fazladır. Bunun yanı sıra araçların yere uyguladığı basınç tanklara göre daha da fazladır. Tabi 1 tonluk aracı 70 tonluk bir ana muharebe tankıyla karşılaştıracak olursak tankın yere uyguladığı basınç çok daha fazla. Fakat şöyle bir örnek verebilirim. 70 tonluk paletli bir tankla 15-20 tonluk bir tekerli bir aracı karşılaştıracak olursak 15-20 tonluk tekerli araç yere çok daha güçlü bir şekilde basınç uygular. Ve bu anlattıklarım herkesin kafasına eminim bu tank üzerinden geçse ne olur cevabını düşünmüştür. 15 tonluk bir tekerli araç üzerinizden geçeceğine 70 tonluk paletli bir tank üzerinizden geçerse üzerinizdeki basınç daha az olur. Çünkü daha demin de belirttiğim gibi paletli araçlar zemine eşit olarak tankın ağırlığını yayar. Bu da tankın daha az batmasına neden olur ve
tankın yere uyguladığı basıncı daha aza indirgemiş olur. Daha aza indirger. Evet, bu videoda size özetle tanklar hakkında az bilinenleri ve yanlış bilinenleri anlattım. İnşallah yaptığım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer tanklarla ilgilenen bir insansanız veya tankları seven bir insansanız tavsiyem kanalımdaki tank mühendislik bölümüne göz atın. Tanklarla ilgili hiçbir internet sitesinde bulamayacağınız bilgileri sizinle paylaşıyorum. Ve ayrıca Türk Savunma Sanayi Facebook grubumuza herkesi bekliyorum. Türk Savunma Sanayi Facebook grubumuzda YouTube kanalımda yayınlamadığım ve paylaşmadığım bilgileri de Türk Savunma Sanayi Facebook grubumda yayınlıyorum.